Yeni bir İrfan Yolculuğu programımıza hoş geldiniz. Bugün geçen hafta başladığımız Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasının ve duasının hikmetlerini, bize bakan yönlerini sabır yönüyle işlemeye devam edeceğiz. Üstad Hazretleri 5 nükte halinde işlemiş bunu. Biz 3 nüktesini geçen hafta görmüştük. Niye bu duaya bizim ihtiyacımız var? Biz hangi zarardayız? Nasıl bakmalıyız? Hadiselere nasıl bakmalı, nasıl okumalı ve nasıl muamele etmeliyiz, nasıl karşılamalıyız? Bu noktaları konuştuk geçen hafta itibarıyla. Sabırla elde ettiğimiz güzellikler, işte sabırın ibadet olması, sıkıntılara, musibetlere sabrın ibadet olması, müsbet ibadet olarak, menfi ibadet olarak bir günümüzü, bir saatimizi bir gün hükmüne getirmesi, dolayısıyla kazanca vesile olması yönüyle, Rabbimizden hamde vesileye gitmesi, rıza halinde mukabele etmemiz konularını konuşmuştuk. Bugün 4. nükteden başlayacağız inşallah. Üstad Hazretleri gene çok güzel hususlara değiniyor sabırla ilgili olarak. İnsan fıtratını çok iyi çözmüş bir insan. Kur'an-ı Kerim'deki insan fıtratı anlatılan Rabbimizin, yarattıklarını en güzel bilen Rabbimizin insana dair söylediklerini en iyi okuyanlardan birisi olan Üstad Hazretleri. Dolayısıyla adeta psikologların tavsiyelerinin ötesinde gerçekten çözümcül ve insana iyi gelecek, kazandıracak, hem dünyasını hem ahiretini kazandıracak çözümlerle bizim önümüze geliyor. Hadiseler nasıl karşılanmalı, nasıl muamele etmeli, nasıl tavırlar takınmalıyız anlamında. Gene burada 21. sözün diyor birinci makamında beyan etmiştik diye daha önceki beyanına da atıfta bulunarak, insan diyor sabır kuvvetini evham yoluyla dağıtmazsa, demek ki evhamlar bizim sabrımızı dağıttığımız faktörler. Hani sabrımızı evhamlarla, vehimlerle, olmayan vehim, evham nedir? Olmayan şey. Olması muhtemel bile olmayan, bazen hani ihtimal dairesinde bile olmayan ama bizim olabilirlik kattığımız kendi vehimlerimizle, hatta sadece olabilirlik değil, olmuş gibi muamele edip yorulduğumuz ve üzüldüğümüz şeylerdir arkadaşlar. İşte sabır kuvvetini diyor Üstad Hazretleri evham yoluyla dağıtmazsa, Allah-u Teala'nın verdiği, insana verdiği sabır kuvveti her şeye yetecek yani. O hadiseleri karşılamaya yetecek, dünyadaki sıkıntıları göğüslemeye yetecek, hayat yolculuğunun her handikabını aşmaya yetecek bir kuvvette, bir sermaye ile yaratmış Allah-u Teala bizi. Hani kaldıramayacağı bir yükü biz insana yüklemeyeceğiz. Onları la yükellifü nefsen illa vüs'aha diyor ya Allah-u Teala. Yani ben sizin kaldıramayacağınız yükü size yüklemeyeceğim diye sözü var Allah-u Teala'nın. Öyleyse yaşanılan her hadise benim kabıma ve kalıbıma uygun bir hadisedir o zaman. Benim kaldırabileceğim bir yüktür. Benim aşabileceğim bir menzildir. Benim aşabileceğim bir yokuştur demek ki. Benim gücüme uygun, kalıbıma uygun. Çünkü yaratan Rabbim, hadiseyi, eşya ve hadiseleri de yaratan, benim hayatımı yaratan Rabbim, beni en iyi bilen Rabbim, taşıyamayacağım yükü taşıtmayacağını, vermeyeceğini söz veren Rabbim herhalde yalan söylemeyecek, öyle değil mi? Haşa ve kella. Ve eğer yaşıyorsam taşıyabileceğim demektir. Ve taşıyamayacağımı vermiyor demektir. O zaman verdiklerini taşımak gücünü, kuvvetini vermiş demektir. Peki ben niye taşıyamıyorum o zaman? Niye sabır ile, niye rıza ile, niye şükür ile, hamd ile bakamıyorum yaşadıklarıma, başıma gelen sıkıntılara, üzüntülere, hastalıklara, musibetlere niye sabırlı olamıyorum? Diyor ki Üstad Hazretleri bu nüktede, çünkü evham yoluyla dağıtıyoruz. Nasıl dağıtıyoruz? Vehmin tahakkümüyle diyor, o evhamın kendisine hükmetmesiyle insan sabır kuvvetini ne yapıyor? Geçmiş ve geleceğe dağıtıyor.
mazi ve müstakbeli dağıtıyor. Geçmişin hadiseleriyle uğraşıyor. İşte neler çekmiştim ben, neler yaşamıştım, bir hastalıklar atlattım, bir sıkıntılar atlattım, çok acılar geçti benim hayatımda diyor. Onu anarken onu bir daha yaşıyor, bir daha yaşıyor. Geçmemiş gibi, adeta bitmemiş gibi, onun acısıyla, o çektikleriyle ahlar oflar içerisinde devam ediyor hayatı. Halbuki geçmiş bitmiş. Bakın, sabrını ona veriyor. Bir kısım sabrını ona veriyor. Sonra bir kısmını da geleceğin endişelerine veriyor. Yani geçmiş zaten zor geçti. Çok sıkıntılar yaşadım. Öyleyse bu hayat böyle devam edip gidecek. Gelecek de böyle olacak. Bundan çok farklı olmayacak yani. Benim kaderim bu zaten. Ben hiç iyiliklerle karşılaşmam dercesine gelecekteki olmamış, olması muhtemel, belki de olmayacak şeylere dahi varlık bina ediyor ve ona üzülüyor. Ve dolayısıyla sabrını ona, o şeyini, kuvvetini ona sarf ediyor. Sabır kuvvetini ona sarf ediyor. Ve hazır gündeki yaşadığı hadiselere kaldıracak gücü kalmıyor. Niye? Sağa sola dağıtmış. Hatta bu konuda Üstad Hazretleri şu örneği verir. Hani kumandan ki, akılsız kumandan ki diyor, düşman merkezdeyken hazır kuvvetlerini sağa sola dağıtır. Düşman da merkeze hücum eder ve onu oradan yıkar. İşte bizim düşmanımız, sıkıntılarımız bugünlük, bu anlık arkadaşlar. Şu an, şu anı ben en güzel şekilde değerlendirmekle mükellefim. Bu andaki yaşadığım şeyi nasıl karşılayabilirim, onunla mükellefim. Ve sabrım, Allah'ın bana verdiği, bize verdiği sabır kuvveti, hadiseleri karşılayabilme becerisi bu anı taşımaya yetecek yani. Çünkü Allah kaldıramayacağınızı vermem dediğine göre bu andaki olayları Allah-u Teala'nın istediği şekilde, istediği tarzda, hoşnut olacağı tarzda karşılamaya yetecek bir gücüm var yani benim. Ama ne yapıyorum? Zaten uğraşıyorum işte dün, önceki gün, geçen yıl, geçen işte 3 sene önce, 5 sene önce o güzel günler vardı ama nerelere gitti? Ben onlarla uğraşıyorum. Of, neler çektik, ne çektin? Bana diyorlar, ne çektim ben, ne çekmişim ya? Çünkü geçen günler geçti. Üstadın tabiriyle zahmeti gitti, rahmeti kaldı. O zaman hamd ederim yani o günü. Çünkü zahmeti geçmiştir. Ve ben o zahmeti çekerken eğer rıza ile mukabele ettiysem, şükür ile mukabele ettiysem, isyanlara girmediysem, imanla ayakta durabildiysem kazanmışım demektir. Ve ben bu kazandıklarıma şükür ile mukabele ederim. Hamd ile mukabele ederim, geçmiştir. Onun için ben bazı sıkıntılar, hele bu süreçlerde yaşadığımız şeylerle ilgili olarak bile, ya çok çekmişsin falan dendiğinde, yok ne çektik falan derim. Çok da hoşuma gitmez yani o manada. Çünkü gerçekten o Allah'ın verdikleriyle çektiklerini, çektim diye ifade edilen şeyleri kıyaslasan, gerçekten geçen haftaki konumuzda işlediğimiz gibi yani o çekilenler o kadar az ki, o kadar hiç ki yani. Sadece şükredilecek unsurlar yani adeta. Benim hayatımı 3-5 senemi, 30 sene, 40 sene, 50 sene kıymetine getirdiyse yani onlar, öyleyse ancak hamd eder, şükrederim yani ben onlara. Onun akabinde geçmişe böyle bakacak. Geleceği de henüz gelmedi yani daha. Ne olacağı belli değil. Ama kimin şeyinde, kontrolünde? Allah-u Teala'nın kontrolünde. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında işlemiştik ya, onun duasında. La ilahe illallah ile istikbalimizi aydınlatmıştık. Yani Allah'a inanıyorsak, ona itimat ediyorsak, kaldıramayacağım yükleri vermeyeceğine itimat ediyorsak, rahmetine itimat ediyorsak, o zaman geleceğe dair de niye korkularım olsun ki? Rızık cihetinde de Allah-u Teala'nın şeysi altında, vaadi altında ise, o söz verdiyse bu konuda yarattıklarını en güzel şekilde himaye ediyorsa, edeceğine söz veriyorsa, ben de onun himayesindeysem, la ilahe illallah ile intisap ettiysem ona, o zaman ne gam ki yani gelecekle ilgili olarak. Yarınımı niye düşüneyim? Yarınımı düşünen, yarınımı planlayan, planlar üstü plan kuran, koyan Rabbim varsa ve ben o Rabbimden razıysam, niye korkayım ki o zaman yarınımdan?
Öyle değil mi? Ve niye sabrımı oraya aktive edeyim? Niye sabrımı orada kullanayım ki? Çünkü bugün bana lazım. Bugün şu işlerde lazım. Bugün başıma gelen herhangi bir sıkıntıyla ilgili sabır lazım. Sabır üçtür diyor Allah dostları. İşte musibete sabır, taate sabır, masiyete sabır. Yani başa gelen musibetlere sabır. Masiyete, taate sabır yani namaz, ibadetler konusunda devamlılık için sabra ihtiyacımız var. Sonra masiyete sabır, günahlardan kaçmada sabra ihtiyacımız var. Yani benim sabra ihtiyacım var. İbadet-i taatıma devam edebilmek için sabra ihtiyacım var. Masiyetten kaçmak için, günahlardan kaçmak için sabırlı olmaya ihtiyacım var. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığımda ona dayanmak için sabra ihtiyacım var. Hoca Efendi bunu 6'ya kadar çıkarır sabrın çeşitlerini. İşte zamanın çıldırtıcılığına karşı sabır. Hani bekleme durumları, bir yere yetişme durumlarında insan sabredeceği şeyler var. Öyle değil mi? Vuslat arzusuna karşı sabır. Hani kavuşma arzusuyla bir yere gideceksin, kavuşacaksın. Allah dostlarının Allah'a kavuşmada, Allah'ın verdiği vazifeyle ilgili o vazifeyi yaparken Allah'a kavuşmanın gecikmesi hususundaki sabrını örnek olarak verir Hoca Efendi de bu konuda. Ama bizim açımızdan belki de sevdiklerimize kavuşmada sabır. Yani benim bugün sabredeceğim çok şey var. Yarını düşünecek, yarına verecek bir gücüm yok yani o zaman. Öyleyse ben sadece bugünün sabrıyla mükellefim ve buna yetecek bir malzemem var elimde. Niye oraya dağıtıyorum? Çünkü gelecek henüz gelmedi. Aynı zamanda Allahü Teala'nın, benim Rabbimin, rahmeti sonsuz Rabbimin elinde ve kontrolünde. Niye korkuyorum ki gelecekten o zaman? Onun elindeyse, onun hakimiyetindeyse, öyle değil mi? Hani çocuk mesela düşünün, bu konuda böyle empati çok yaparım ben. Teşbihte hata olmasın. Evde anne babası varsa mesela çocuk yarınından yarın ne yiyeceğini endişe etmez. Akşam ne yiyeceğini düşünmez. Ne giyeceğini düşünmez. Ne kazanacağını düşünmez. Hayatını nasıl devam ettireceğini düşünmez. Neden düşünmez? Çünkü onun için yapan, düşünen kim vardır? Anne babası vardır. O güvenli bağlanma ile, o güven duygusu ile o çocuk geleceğini o manada düşünmez. Dolayısıyla da rahattır yani. O anı yaşar yani çocuk. O andaki keyfini yaşar sadece hatta. Dolayısıyla o anın keyfini en iyi onlar çıkartır adeta. Çünkü geleceğini düşünmez. Geçmişini de çok henüz onunla meşgul olmaz. Onun için o andır ona önemli olan. İşte bizim Rabbimiz varsa ki bir çocuğun anne babasından kudreti onun tarafından verilmiş kudret ve rahmettir. Onun verdiği rahmet ve kudretle çoluğunun çocuğunun istikbalini düşünen anne baba ise o zaman Rabbim benim sahibim, benim geleceğimi, istikbalimi, yarınımı, 10 yıl sonra mı, 20 yıl sonra mı, ebedi hayatımı herhalde benden daha iyi bilecek. Gene söz yanlış olabilir ama düşünecek. Allah düşünmez de hani planlayacak diyelim ve dolayısıyla ona itimat ediyorsan gelecekle ilgili de bir sıkıntın yok demektir aslında. Bazen bizim sabırsızlığımız, geleceğe vermemiz, vehimlerimiz öyle olabiliyor ki, öyle boş olabiliyor ki arkadaşlar. Şöyle bir hikaye anlatılır. Bir zaman bir genç kız, annesi diyor ki işte şeye git, Samanlığa git. Oradan bir şey al gel diyor. Samanlığa gidiyor. Gitti gelmez, gitti gelmez kız. Annesi arkasından gidiyor. Bakıyor ki oturmuş ağlıyor kız. Kızım niye ağlıyorsun? İşte samanlıkta asılı bir balta gördüm. Ne olmuş balta gördüysen? Ben evlenirsem, çocuğum olursa, çocuğuma senin gibi bir samanlıktan bir şey al gel dersem, o baltada başına düşerse, benim çocuğum ölürse. Olay aynen bu, bakın arkadaşlar. Buna ağlıyor kız. Ağlıyormuş. Bu anlatılır. Çok hoşuma gider bu hadise. Bazen bizim geleceğe dair korkularımız bu kadar anlamsız. Ve o geleceğe dair korkularla biz günü kaçırıyoruz. Anı kaçırıyoruz. Anın lezzetlerini kaçırıyoruz. Anın sabrını kaçırıyoruz. Ve dolayısıyla geçmişimiz, geleceğimiz, anımız, her halimiz zehirli hale
gelebiliyor. Demek ki geçmiş işte rahatı, zahmeti gitmiş, rahmeti kalmış diye baktığımızda, gelecekte gelmemiş ve Allah'ın tahtı emrinde, kaderinde diye gördüğümüz, baktığımız zaman sıkıntılar yok olmuş oluyor elbette ki. Evet, beşinci nükte itibarıyla da Üstad Hazretleri üç mesele olarak bunu izah ediyor. Musibetin beşinci noktada musibetin dini olan yönüne giriyor. Yani asıl musibetlerin aslında musibet olmadığını görüyoruz burada biz. Üstad Hazretleri öyle inceliyor. Yani bizim musibet dediğimiz hadiseler haddi zatında musibet değildirler diyor. Asıl musibet dine gelen musibettir diyor. Eğer musibeti diniyeden işte her vakit Allah'a iltica etmeli ve sığınmalıyız, korkmalıyız. Yani öyle bir musibete giriftar olmaktan, kalp hayatımızın, ruh hayatımızın yaralanmasından, efendim ibadet-i taattan zevk alamayışımızdan, zikirden, fikirden uzak kalışımızdan, günahlardan lezzet alışımızdan Allah'a sığınmalı ve ödümüz kopmalı yani o manada ve korkmalıyız. Akıbet endişesi evet duymalıyız. Allah'ım imanla gelebilecek miyim? Çünkü endişe hissi de insana fıtratına Allah tarafından verilmiş bir duygu ya, ben bu endişe hissimi akıbet, ebedi akıbetim hakkında kullanıp Allah'ım, çünkü o garantiye alınmamış bir akıbet. Dünya garantiye alınmış Rabbim tarafından ama benim ebedi hayatım garantiye alınmamış. O benim iktidarımda ve irademde, ebedi hayatımdaki şekavet ya da saadetim. Öyleyse ben onda endişe edebilirim yani. Ve işte eğer orada bir musibet varsa o hususta, o gerçek musibettir diyor Üstad Hazretleri. O musibet işte odur diyor. Yoksa dünyevi musibetler nedir? Birinci olarak bir kere ihtarı rahmanidir diyor. Rahman'ın ihtarıdır. Nasıl ki hani başkasının tarlasına tecavüz eden koyunlarına çoban taş atar ve onları geri döndürür. Aynen öyle de sınırları aşmış, başkalarının hakkına, hukukuna tecavüz etmiş, Rabbinin hukukuna tecavüz etmiş, ailesinin hukukuna tecavüz etmiş. Çünkü günahlar bu demek. Nefsinin hukukuna tecavüz etmiş. Ben nefsime zulmettim diyor ya peygamberler hani. Dolayısıyla günah işlemekle nefsine zulmetmiş, ailesine zulmetmiş, insana, milletine zulmetmiş, insana zulmetmiş insan için. İşte nedir diyor Allah-u Teala'nın o zulmedenlere? Bir ihtarıdır musibetler. Ahaddi zatında gerçek musibet değildir. Dönün kulum, yanlış yapıyorsun. İkazıdır, irşadıdır yani. Şu yaşadığımız süreçte, yaşadığımız hadiselerden ne çok şeyler öğrendik, ne çok ikaz olduğunu gördük, öyle değil mi arkadaşlar? Elhamdülillah Rabbimizin rahmet, şefkat tokatıdır bunlar diye görüyoruz. Rabbim öyle eylesin. Zecr tokadından, gadab tokadından masum ve mahfuz eylesin inşallah. Evet, işte o zararlı şeyden nasıl ki diyor koyunlar dönerler inşallah. Allah'ın kulları da yaşadıkları o yanlışlardan nasıl döner? Bu ihtarla döner. Mesela insan işte zararlı alışkanlıklar, içki, sigara kullanıyordur Allah'a. Günah işliyor ya, bakın zarar, yasakları çiğniyor, yasakları yapıyor yani. Sonra ne olur, işte karaciğerinde bir rahatsızlık olur, akciğerinde bir rahatsızlık olur, sigaranın sonucu akciğer, içkinin sonucu karaciğer. Tövbe eder ve zararını görür, döner yani Allah. Şimdi o hastalık bu kişi için şey diyebilir miyiz? Büyük bir musibettir diyebilir miyiz? Rahmettir. Allah ikaz ediyor, kulum diyor. Sen o zararlı alışkanlıklarla bak, bugün bedenine zarar veriyorsun. Yarın ebedi hayatına zarar vereceksin. İhtar ediyor yani Allah-u Teala. İşte bu ihtarı alıp kulun hakka ve hakikate dönmesi, dolayısıyla bu musibet olmaktan çıkıyor üstadın tabiriyle, deyimiyle. Gene bir başka yönü de var ki musibetin, bir kısmı diyor musibetin ikaz dedik. Bir kısmı da kefaretü zünubdur diyor. Yani günahların kefaretidir. Nasıl ki elma ağacını silkelemekle elmalar düşer, aynen öyle de sıtmanın titremesinden, sıtma hastalığıyla insanın titremesinden günahları öyle silkilir, öyle yok olur. Tertemiz hale gelir, temizler yani.
hastalıklar temizliyorsa, günahlardan temizliyorsa insanı, affa mazhar ediyorsa, duaların kabulüne vesile oluyorsa yani, eyvallah, rıza ile mukabele gerektir. Elbette ki bu istenmez arkadaşlar. Hani ben işte hasta olayım, musibete düçar olayım, bu bana ihtar olsun, kefaret-i zünüp olsun, bunu istemeyiz. Af ve afiyet isteyin diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ondan, Allah'tan af ve afiyet isteyin. Afiyet çok önemli, onu isteriz. Ama geldiği zaman da, o musibet zamanı geldiği zaman da, hastalık zamanı geldiği zaman da demek ki böyle karşılama, böyle bakmak gerekiyor. Hazreti Eyüp Aleyhisselam da baktığımızda münacatında değil mi? Dünyevi istirahati için değil, uhrevi olarak ibadetine engel olduğu için şifayı talep etmiş, Rabbinin merhametine talep etmiş. Gene bir ikinci mesele bununla ilgili, musibetlerden çok rahatsız olmamızla ilgili olarak, neden çok rahatsız oluyoruz, niye dayanamıyoruz? Hani birinci olarak ne dedi, sabır kuvvetini sağa sola dağıttık. İkinci olarak bunda, ikinci meselemiz de maddi musibetleri diyor, büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Evet, demek ki merak unsuru musibeti büyütüyor. Ne olacak? Eyvah, benim halim ne olacak? İşte şuramda bir yara çıktı, şurada bir çuban çıktı, kanser miyim ben? Şurada bir tümör, bir şişlik var, eyvah ben ne olacağım şimdi? Ben bu hastalığa düçar olursam benim halim nice olacak, nasıl karşılayacağım, bana kim bakacak, nasıl olacak? Bakın, hem istikbale dağıtmış oldu insan şeysini, sabrını, hem de büyütüp merak vasıtasıyla aradıkça bakıyorsun, o büyüyor yani. Hatta buna örnek olarak da Üstad Hazretleri diyor ki, hani gözüne bir hayal ilişse gecede karanlıkta, böyle bir gölgeye baksan, böyle merakla ona, bu nedir, neye benziyor falan diye baksan, canavar suretine inkılap edebilir o hayal yani. Seni parçalayacak bir canavar şeklini alabilir. Halbuki ehemmiyet vermezsen orada kaybolur gider yani. Hani bu manada şu demek değil, hastalıklarından dolayı insanlar çare aramasınlar demek değil. Elbette ki çareyi arayacaklar. Şifaları sebeplere yazdıysa Rabbim, o sebebi aramak bizim vazifemiz. Ama o sebepleri ararken çok büyük meraklarla, işte her türlü her şeyi yaptırma, devamlı işte doktordan doktora kaçma, o olmadı, o bilmedi deyip de koşturma, ne yapıyor aslında? Hem rahatsızlığını hem de o aradıkça buluyor yani adeta insan. Bu manada ne zaman ki o merakını kesti, ağacın diyor kökünün kesilmesi gibi o musibette defolur. O sıkıntıda defolur. Çok merak ederek, çok önem vererek şişirmeyeceksin yani. Musibetleri de şişirmeyeceksin. Evham ederek, önem vererek. Bir, evham etmek. İki, demek ki önem vermek. Ne yapıyor? Şişiriyor, büyütüyor musibetleri. Hafifleşe diyor. O merak, kazaya rıza. Hani merak ediyorum ben, hastalandım. İşte bir yerimde bir şişlik peyda oldu. Acaba kanser mi? Merak ediyorum diyelim ki. Ama ne olur bunun sonunda? İstikballe de Allah'a güven burada. Tevekkül gündeme geliyor. Rabbim var. Koymuştur herhalde. Yani nasıl olacağını. Çünkü onun tahtı emrinde. İstikbal onun tahtı emrinde. Ben onun tahtı emrindeyim. Benim hayatım onun tahtı emrinde. O zaman kaldıramayacağım yükü de biraz önce ifade ettiğim gibi, vermeyeceğini ifade ettiyse, Allah-u Teala söz verdiyse, o zaman herhalde dayanabileceğim şeylerle karşılaşacağım deyip tevekkül ve rıza ile mukabele ederse diyor, kökü kesilmiş ağaç gibi diyor, kuruğur gider diyor Üstad Hazretleri, bakın. Ve bu hakikati ifade içinde bir zaman şöyle demiştim diyor, güzel bir şiir misal yazısı var. Bırak biçare, bırak ey biçare feryadı, beladan kıl tevekkül. Zira feryat bela ender, hata ender beladır. Yani feryat etmek belayı çoğaltan, fazlalaştıran bir bela olur. Büyük bir, asıl bela odur yani feryat etmek. Eğer bela vereni buldunsa, o zaman safa ender, ata ender beladır. Yani o bela vereni buldunsa, o zaman işte safa, ata odur yani, onu bil. Onu anla ve ona şükret yani. Eğer bulamazsan, eğer bela vereni bulamazsan diyor, bütün dünya
cefa ender, fena ender beladır. Bütün dünya cefa içerisinde heba olup gitmiştir. Bunu bil. Cihan dolu bela başında varken, yani dinine musibetler gelmişken, dinin ayaklar altında gidiyorken, gençlik dinden bu kadar uzaklaşıyorken, çoluğumuz çocuğumuz da dininden bu kadar uzaklaşıyorken, deizm bu kadar yaygınlaşıyorken, Allah'tan uzaklık revaç buluyorken, günahlar adeta alkışlanıyorken, o zaman bu kadar bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Yani şuram ağrıdı, buram ağrıdı, bana şu oldu, bu oldu. Ne bağırırsın beladan? Gel tevekkül kıl. O zaman diyor tevekkül ile bela yüzünde gül. Ta o da gülsün, o güldükçe küçülür, eder tebettül diyor. Evet, demek ki bela ve musibetler gülünce, hoş karşılayınca, hoşnutlukla karşılayınca, rıza ile karşılamak, hoşnutlukla karşılamak demek aman ne olur gelsin manasına değil, Rabbimden geldi diyerek karşılanınca ki mesela Hazreti Eyüp Aleyhisselam için de Allah-u Teala ne diyor ayeti kerimede? Doğrusu biz onu çok sabırlı bulduk diyor. O ne güzel kuldur, zira o hep evvab ve yüzü Allah kapısındadır. Yani o hep tevbe içerisinde ve Allah kapısındadır. Dolayısıyla böyle baktığın zaman bela da yok olup gidiyor, hastalıklar da yok olup gidiyor adeta. Nesi kalıyor? Rahmeti kalıyor, nimeti kalıyor, sana kazandırdıkları kalıyor. Nasıl ki diyor üstad, bir savaşta hasmının yüzüne gülersen ne olur? Adavet musalahaya, düşmanlık sulhe, husumet şakaya döner, adavet küçülür, kaybolur. Aynen öyle de belanın yüzünde de onu gülerek karşılarsan, hoşnutlukla, rıza ile karşılarsan o bela, bela olmaktan çıkıp ataya, safaya, dünyevi belalar olması hasebiyle diyoruz gene. Şerh düşüyoruz orada, Üstad Hazretlerinin şerhini ifade ediyoruz. Dünyevi olması hasebiyle ne oluyor? Ataya, safaya dönüşüyor. Evet, üçüncü meseleyle bitirelim inşallah. Şu zamanda diyor Üstad Hazretleri üçüncü bir mesele olarak, beşinci nüktenin üçüncü meselesi olarak musibet şeklini değiştirmiş. Bazı şahıslarda bela, bela değil belki lütfu ilahidir. Evet, o bela gelmeseydi belki de daha kötü olacaktı. Dolayısıyla daha azıyla kurtuldu belki, lütfu ilahi. Ya da gene biraz önce dediğimiz gibi Rabbimizin bir şefkat tokadı olarak lütfunun neticesidir. Çünkü ben diyor üstad şu zamandaki hastalıklı ve sair musibetleri, musibet zedeleri, yani musibet içerisindeki mazlumları, zorda darda kalanları gene dine dokunmamak şartıyla çok bahtiyar gördüğümden diyor hastalık ve musibet aleyhtarı bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor. Çünkü arkadaşlar hastalık ve musibetle insan neye küsüyor? Dünyaya küsüyor. Rabbim ayeti hadisi kutsi de ne diyor? Ben kulum dünyaya küsmezse ben dünyayı ona küstürürüm. Sevdiğim kul ya dünya ona küser ya ona dünyayı küstürürüm. Yani illaki dünya ile irtibatını kopartırım. Yani dünyaya meylini alması yani Allah-u Teala'nın. Şimdi biz sağlıklıyken, imkanlarımız, her türlü imkanlarımız elimizdeyken dünyayı bırakmakta çok zorlanırız. Çok zorlanıyorduk. Öyle değil mi şu sürece kadar? Ne olursa olsun dünyevi mülazalarımız, dünyevi rahatımız, dünyevi güzelliklere meyillerimiz elbette ki vardı yani. Ama velakin cebri lütfi diyelim, Allah'ın lütfuyla o dünyadan tecrit edildik adeta. O dünyadan uzaklaştırıldık. Dünyevi mülklerimiz, mallarımız, imkanlarımız, efendim itibarlarımız, Allah'ın yanında itibarımızı almasın Rabbim de, bazı insanların nezdindeki itibarlarımız ne oldu? Yok oldu. Allah alıverdi onu. Ve onun almasıyla biz bir kaldık yani öyle. Sonra evet, fani dünya demek ki ne kadar değersizmiş, oluyormuş dedik. 2-3 kıyafetle oluyormuş dedik. Muhacir olduk.
Yunanistan'da oluyormuş dedik. İki tane kıyafetle zaman geçiyormuş. Üç şeyle oluyormuş yani. Hayat devam edebiliyormuş. Etmeyeceğini sandığımız şeylerle. Dünya bizi terk etti, hamdü senalar olsun. Neden? Biz terk edemiyorduk çünkü onu. Şimdi böyle bir musibete, böyle bir musibete giriftar olduysa insan ve neticesinde buna ulaştıysa, diyor ki Üstad Hazretleri, o zaman buna ben musibet bile demem diyor. Çünkü bana aleyhtarı, musibetin aleyhtarı olmak konusunda diyor bir fikir vermiyor diyor. Evet, bir fikir vermiyor. Hani dendi ya arkadaşlar, evlerine ateş düştü. Bizim evlerimize elhamdülillah ateş düşmedi, nur düştü diye düşünüyorum ben. Niye? Çünkü biz dünyanın hakikatini anladık elhamdülillah. Ama zalimlerin evlerine ateş düştü. Ne ateşi düştü? Cehennem ateşi düştü. Zulüm ateşi düştü. Zalam ateşi düştü. Dolayısıyla ben o evime işte ateş düştü, ben darmadağın olmuşum. Hayır, ben darmadağın olmadım. Evime düşen ateş ateş değildi, nur idi. Öyle bir nur idi ki eşyanın hakikatini kavramama, dünyanın hakikatini kavramama, her şeyi yerli yerine oturtmama bir vesile oldu ise, işte o zaman o musibet görevini yerine getirmiş demektir. Ve Üstad Hazretleri de böyle görevini yerine getiren bir musibetin aleyhtarı olamıyorum diyor. Rabbim inşallah yaşadığımız her türlü sıkıntıdan, hastalıktan, musibetten böyle bir hayırla hakikate ererek çıkabilmeyi nasip eylesin. Sabır ve şükür kanatları ile mukabele edebilmeyi lütfeylesin. Ve rızasına nail olmuş bir halde kendi huzuruna bizleri alsın inşallah, dua ediyorum. Bu şekilde bugünlük de bu mevzuya nokta koyuyoruz. İnşallah sabır ile şükür ile kanatlandığımız günleri Rabbim cümlemize yaşatsın diyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın ve tabii beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.